Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir fosforlu kalemde daha beraberiz. Bugün fosforlu kalemde inşallah kalp, nefs ve ruhu konuşacağız. Kalp, nefs ve ruh. Kitabın kapağını da şöyle bir göstereyim. Gözükebildiği kadar. Arkadaşlar, bu kitabın yazarı Profesör Doktor Robert Frazier. Profesör Doktor Robert Frazier. Üst başlığı da şöyle kitabın: Sufi psikolojisinde gelişim, denge ve uyum. Sufi psikolojisinde gelişim, denge ve uyum. Affedersiniz. Boğazıma bir şey takıldı. Bu kaçıncı tekrar başlayışım. Artık bir daha başlamak istemiyorum. Böyle gitmeye çalışacağım. Kitap Gelenek Yayınları'ndan çıkmış. Serinin ismi de şöyle: Sufizm ve Psikoloji. Sufizm ve Psikoloji. Kitabın yazarından bir parça bahsedeyim. Kitabın yazarı Profesör Doktor Robert Frazier, bir psikoloji uzmanı. Zaten içeride kısacık bir biyografi şeklinde bilgi var. Onu da sizinle paylaşayım. Profesör Doktor Robert Frazier, 30 yılı aşkın süredir psikoloji üzerine çalışmakta ve iki yönden, teorik ve pratik tasavvuf üzerine araştırmalarda bulunmaktadır. Halen mutasavvuf bir mürşit ve şeyh olan Frazier, Aşktır Asıl Şarap ve Uygun Tasavvuf eserlerinde yardımcı editör olarak çalışmıştır. Palo Alto, Kaliforniya'da bulunan Transpersonal Psikoloji Enstitüsü'nde profesör ve başkan olarak bulunmaktadır. Kendisi aynı zamanda bir Harvard mezunu arkadaşlar. Bunu da bilgi olarak paylaşayım. Ben de internette gördüm. Şimdi böyle kitaplara rastladığım zaman benim şu dikkatimi çekiyor. Bilmiyorum, hak verir misiniz? Türkiye'de tırnak içinde yerli diyebileceğimiz isimleri Müslüman, kendilerinin soyları Müslüman, bu kültürle irtibatlı, bağlı insanlar var. Bu insanlar azılı bir şekilde, böyle acaba demez bir halde tasavvuf, tarikat düşmanı. Bir de bakıyorsunuz işte yurt dışında Amerika'da bir Profesör Doktor Robert Frazier gibi birileri var. Bu insanlar belki bir şeyh tanımakla, bir sufi ekolle tanışmakla hidayete ermişler. O yolun müntesibi olmakla kalmamışlar, derinleşmişler. İnsanlara da o hali, o dersi, o tasavvufu ders verir hale gelmişler. Yani o kıymete ulaşmışlar. Şimdi bir ona bakıyorsunuz, bir buna bakıyorsunuz. Nerede bunların tırnak içinde yerliliği? Nerede bunların tırnak içinde yabancılığı? Demek ki hidayetle işte böyle hem niyet hem kısmet işi. Bulmak için niyet etmek lazım, almak için de kısmetli olmak lazım. Demek ki Robert Frazier'da ikisi de varmış. Muzaffer Ozak Efendi ile tanışmış ve ondan aldığı halveti cerrahi dersiyle, eliyle diyelim, hidayete ermiş. Kendisi de Amerika'da insanları irşad etmeye çalışıyormuş. Halen de hayatta galiba, internetten anladığım kadarıyla 80 küsur yaşında. Evet, kitabın başlığından bahsettik. İçeriğine dair okumalarımızı yapalım. Benim üzerinden geçtiğim fosforlu kalemle o satırları paylaşayım. Sizin çevirisini yapandan da haber verelim. Çeviriyi yapan İbrahim Kapaklıkaya. Burada alt başlık daha farklı verilmiş mi? Dikkatimi çekti. Kalp, nefis ve ruhun jenerik bölümünde alt başlığı şöyle verilmiş: Tekamül, denge ve uyumun sufice psikolojisi. Tekamül, denge ve uyumun sufice psikolojisi. Kitabın üst başlığıyla alt başlık burada farklı olunca o benim dikkatimi çekti. Bunu paylaşmış olayım. Bazen böyle sakatlıklar yayıncılar bilir olabiliyor. Kitabın jeneriği hazırlanırken başlık başka türlü karar verilmiş oluyor. Sonra kapak aşamasında diyelim değişti. Bir toplantı sırasında başka bir başlık akla geldi. Beğenildi, o oldu. Ama içeriği hazırlayana, jeneriği hazırlayana haber verilmediyse böyle farklı başlıklarda kitaplar çıkabiliyor. Şimdi bakalım neler işaretlemişiz. Onları okuyalım, konuşalım hakkında. Sonra da en son kitaba dair bir şeyler söylemeye çalışalım. Evet, ilk işaretlediğim yer 16. sayfada. Şöyle diyor yazar: Şeriata uymadan tasavvufa girmek tıpkı kumdan temel üzerine ev yapmak gibidir.
şeriata uymadan tasavvufa girmek, tıpkı kumdan temel üzerine ev yapmak gibidir. Sağlam ahlaki ya da etik prensipler üzerine kurulmuş düzenli bir yaşam olmaksızın hiçbir mistizm filizlenemez. Sağlam ahlaki ya da etik prensipler üzerine kurulmuş düzenli bir yaşam olmaksızın hiçbir mistizm filizlenemez. Burada şeriatın tasavvufla ilişkisi anlatılıyor. Öyle canım isterse onu yaparım, hiçbir kurala bağlı kalmam, böyle mistizm olmaz diyor, böyle tasavvuf olmaz diyor yazar. El-Hak öyledir. Devam ediyoruz. Kitabın 22. sayfasından bazı satırlar. Burada yazar şeyi anlatıyor. Kendisinin hidayet yolculuğunu anlatıyor. Orada Muzaffer Ozağ'ın bir nüktesi var. Aslında bir çeşit keramet de diyebiliriz biz buna. Bana bir derviş takkesi, tesbih, bir gümüş madalyon ve bir derviş yeleği verildi yola girdiği zaman. Yelek şeyhe aitti ve bana çok büyük gelmişti. Dervişlerden birisi işaret ettiğinde Şeyh Muzaffer Efendi güldü ve dedi ki, onun yeleğinin geniş olması lazım, ta ki dervişlerini altında muhafaza edebilsin. Daha işin başındayken benim için bu yolda ulaşılacak daha çok menzil olduğunu gösteren bir işaret verilmişti. Hakikaten de şimdi kendisi mürşid olduğu için, Halveti Cerrahi Ekolü'nde Amerika'da insanları irşad ettiği için Robert Frazier, yeleği verirken söylediği şey Muzaffer Uzağ'ın bir çeşit keramet sayılabilir. Dervişlerini altında muhafaza edebilsin diyor. Demek ki o makama geleceğini anlamış. Devam ediyoruz. Bakalım daha nerelere işaretler koymuşuz. Boğazım hala düzelmedi ya. Biraz daha su içeyim. Evet, bu seferki satırlarımız 31. sayfadan. Burası bana garip geldi. Kur'an'daki bir ayette Züleyha Yusuf'u baştan çıkarmaya çalıştığını itiraf ettikten sonra der ki, ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis gerçekten kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin esirgediği müstesna, çünkü Rabbim çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Şimdi bu ayetleri ben de hatırladım ama bu ayetler Risale-i Nur'da geçiyor biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam'a sorulan soru üzerine verdiği cevap diyebiliyorum ben. Yani Züleyha sana o kadar meyletti, fırsat kolladı, sen hiç mi ona meyletmedin, sen de gençtin falan diye sorulduğu zaman Yusuf Aleyhisselam böyle diyor, ben nefsimi temize çıkarmam. Burada onu Züleyha'nın ağzına koymuşlar. Yani Züleyha demiş gibi anlatmışlar. Acaba böyle tefsir edenler mi var? Burası bana acayip geldi. Benim bildiğim bunu Yusuf Aleyhisselam söylüyor. Yani Cenab-ı Hak beni kurtarmasaydı ben elbette günaha düşerdim demek istiyor. Ama burada Züleyha'nın ağzından denmiş. Geçelim burayı. burası önemli. Yine 31. sayfadayız. Diyor ki... Hala büyük ölçüde zalim nefsin etkisi altında bulunan birçok batılı psikolog, bir daha okuyorum, hala büyük ölçüde zalim nefsin etkisi altında bulunan birçok batılı psikolog, filozof ve diğer uzmanlar, nefsin bu halini normal görmektedirler. Halbuki Sufi psikolojisine göre zalim nefs, yani nefs-i emmare, düşünce ve kavrayışın en ağır sapıklıklarının temelinde yatar. Kendimiz ve başkaları için en büyük tehlike kaynağıdır. Tasavvuf, zalim nefsin anlaşılması ve dönüşümü için güçlü ve etkili araçlar sağlar. Vesaire devam ediyor metin. Hakikaten dikkat çektiği şey mühim. Psikolojiyle tasavvufun bir farkını koyuyor burada ortaya. Tasavvuf diyor nefsi emmareye problem olarak bakar. Her istediğini yapmasını problem olarak görür. Onun hükmü altında olmayı problem olarak tanımlar. Ama diyor psikoloji bunu doğal olan, olması gereken, zaten nefsin her hissesini hayattan emmesi, çekmesi lazımmış gibi lanse eder diyor. İşte psikolojiyle, modern psikoloji, o batı kaynaklı psikolojiyle tasavvuf bu noktada birbirinden ayrılır diyor. Önemli bir şey, biz hakikaten doğru nefsi emmareyi problem olarak görüyoruz.
insanın her istediğine ulaşmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Eğitimsiz nefsin, temel nefsin her istediğini almasının iyi olmadığını düşünüyoruz ama batılılar onu bir yaşam hakkı gibi lanse ediyorlar. Her istediğine ulaşman lazım. Her arzunu kavuşman lazım gibi. Doğru, güzel bir temel farklılığa burada Robert Frazier dikkat çekmiş. Devam ediyoruz. Güzel bir cümle var burada. 33. sayfada. Geleneksel psikoloji, insanoğlunun fiziki beden ve fiziki sinir sisteminden gelişen bir akıldan ibaret olduğunu varsaymaktadır. Sufi psikolojisinde ise batini sezginin, idrakin ve irfanın mekanı olan manevi kalp önemli bir yer tutmaktadır. Bizler akıl ve bedenden daha fazlasıyız. Bizler akıl ve bedenden daha fazlasıyız. Bu da yine çok önemli, çok temel bir ayrım. İslam'ın insana daha geniş bakışı, onun içinde tasavvufun yöneldiği derinlik bunu anlatıyor aslında. İnsan akıl ve bedenden daha fazlası, maddesinden daha fazlası. Tasavvufa girmek de bu idraki gerektiriyor. Evet. Yine 34. sayfadan bir cümle. İdraki manevi aşamalarının yoğun bir sınıflandırmasına ilave olarak Sufi psikolojisi geçici durumlarla hal olarak bilinir. Gelişimin istikrarlı aşamaları makam olarak bilinir. Arasında ayrım yapar. Kişi belli bir gelişim düzeyinde aylarca ya da yıllarca kalabilir. Bu gelişim aşamaları şunlardır diyor da izahına giriyor. Burada şu ayrım yapması bana ilginç geldi. Hal nedir, makam nedir? Hani bunu konuşurken falan az çok seziyoruz. Doğru ki yerde kullanmaya çalışıyoruz kelimeleri ama güzel bir ayrım var burada. Geçici olarak bulunduğumuz durumlar hal, kalıcı olarak geldiğimiz yerler makam. İşte evliyanın makamatı diyoruz. Makamları var. Demek ki makam dediğiniz zaman o orada kalıcı oldu artık. O anlama geliyor. Ama hal de var. Girip çıkıyorsunuz. Değişiyorsunuz. Bir an böyle oluyorsunuz, bir an şöyle oluyorsunuz. Hal ile makamın nüansını burada ben öğrendim. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz. Yine burada güzel bir cümle var. Sayfa 37. Tasavvuf derin bir kendini araştırma sürecidir. Tasavvuf derin bir kendini araştırma sürecidir. Kitabın 39. sayfasında bana ilginç geldi. Ömer Hayyam mutasavvuf olarak bahsediliyor. Ama Ömer Hayyam'ın çok muhteber bir insan olmadığını biz biliyoruz. En azından Ehl-i Sünnet ulemanın gözünde Ömer Hayyam çok muhteber bir adam değil. Alkolle falan günahlarla ilişkisi fazla diye biliyoruz. Burada şöyle bir cümle geçmiş. Büyük sufi mürşitleri çeşitli meslekleri icra etmişlerdir. Bazıları sanatçı, bazıları aktardı. Örneğin Ömer Hayyam bir çadırcıydı. Çadırcı olması da bana şey geldi. Ömer Hayyam çadırcı değildi. Ömer Hayyam bildiğim kadarıyla böyle bilim adamı gibi rasathane işleten diyelim, sorumlusu diyelim, gözlem yapan birisiydi. Bilim adamıydı, şairliği de vardı. Devletin itibar ettiği ulemadandı diyelim. Ha, ulema ama manevi tarafı zayıf. Fasık ulemadan yani. Diye biliyorum ben. Risale-i Nur'da da onun bir cümle içinde geçtiğini ve itibar edilmediğini kendisine hatırlıyorum. Bunu da öyle aklıma geldi, paylaşayım dedim. Kitabın 41. sayfasından bir cümle. Şeyh vaazına başladığı zaman cemaate, aralarında ömründe bir hayvan dahi olsun bir başkasını hiç sevmemiş bir kimse olup olmadığını sorar. Adamın birisi yavaşça ayağa kalkar. Ondan cesaret alan ikisi daha ayaklanır. Şeyh su satıcısına döner ve der ki, bak sen bir eşek kaybettin, ben sana 3 tane buldum. Aa bak yarısını okudum. O yüzden tam anlamadınız. Su satıcısı gelmiş şeyhe demiş ki, Şeyh tam vaazını vermek üzere kürsüye çıkarken, tam okuyayım, bir saka şeyhin eteğine yapışır. Saka su satıcısı yani. Eşeğimi kaybettim der çaresizlik içinde. Su satabilmek için ona muhtacım. Bugün herkes burada toplandığına göre lütfen eşeğimi bulmama yardım eder misin? Yani hocaya diyor ki şeyhe, bir vaaz sırasında sor, eşek gören var mı? Ya da yabancı bir eşek
bulup ahırına bağlayan var mı? Benim eşeğim kayıp gibisinden. Şeyh de vaazına başlarken diyor ki, cemaati aralarında ömründe bir hayvan dahi olsun bir başkasını hiç sevmemiş bir kimse olup olmadığını sorar. Adamın birisi yavaşça ayağa kalkar. Ondan cesaret alan ikisi daha ayaklanır. Şeyh sus hadisine döner ve der ki, bak sen bir eşek kaybettin, ben sana üç tane buldum. Yani sevmeyen eşektir demek istiyor. Bu da güzel bir hatıra. Kitabın 42. sayfasında Muzaffer Ozağ'ın yaşadığı bir şey. Paris ziyaretinde olmuş bu. Paylaşayım arkadaşlar. Yıllar önce Şeyh Muzaffer Efendi ve bir grup derviş Paris'i ziyaret ettiklerinde oradaki katedrallerden birisinde zikir yapmak üzere davet edilirler. Zikirden sonra başrahip der ki, ben sizin katedralimde dua etmenize izin verdim. Siz de benim bir ayinimi camilerinizden birisinde yapmama izin verir misiniz? Şeyh Muzaffer Efendi hemen cevap verir. Kesinlikle olmaz. Rahip bu eşitsizlik karşısında şok olur. Ancak Şeyh Muzaffer Efendi devam eder. Ben sizin katedralinizde dua etme hakkına sahibim. Çünkü Hazreti İsa'yı aleyhisselam seviyorum. Ancak siz bizim camimizde ibadet edemezsiniz. Çünkü Hazreti Muhammed'i aleyhisselatü vesselam sevmiyorsunuz. Yani ben sizin peygamberinize inanıyorum. Ama siz bizim peygamberimize inanmıyorsunuz. Nasıl oluyor da gelip bizim camide konuşursunuz? Güzel bir mantıkla cevap vermiş. Rahmet olsun. 43. sayfa. Güzel bir cümle, tek cümle. Gerçek manevi sevgi kendi ödülünü içinde taşır. Gerçek manevi sevgi kendi ödülünü içinde taşır. Yeter yani. Seversiniz yeter. Gerçek sevgi ise. Başka bir şey istemezsiniz diyor. Evet, kitabın 46. sayfasından yine bir cümle. Kendini tanıma, kendimizi dönüştürme mücadelesinin en az yarısıdır. Kendimizi tanıma, kendimizi dönüştürme mücadelesinin en az yarısıdır. Devam ediyoruz. 49. sayfaya geldik. Kalp her bir düşünce ve eylemimize doğrudan tepki verir. Şeyhim, herhalde Muzaffer Ozağ'ı kastediyor. Her türlü sözcüğün ya da eylemin kalbi yumuşattığını ve her türlü nezaket dışı sözcük ya da zararlı eylemin onu katılaştırdığını söylerdi. Devam ediyoruz. Buralarda. Bu da güzel bir cümle. 55. sayfada. Kalp ilmi tecrübe ile derinleşir. Kalp ilmi tecrübe ile derinleşir. Devam ediyoruz. Bakalım daha neler çıkacak karşımıza. Kitap güzel arkadaşlar. Hani bazı şeylerde yabancılık çekiyorsunuz. Çünkü ne de olsa yazan Amerikalı. Kendine göre bazı tayinlerde, tariflerde bulunuyor. Bizim alıştığımız belki de halveti cerrahi ekolüyle tanışık olmadığımızdan da kaynaklanabilir. O tasavvuf anlayışına uymayan bazı detaylar oluyor. Ama genel anlamda kitap faydalı. Güzel bir cümle var burada. Aslında 3 cümleyi de paylaşayım. 65. sayfa. Eğer kalplerimizin ilahi mabetler olduğunu hatırlarsak, benlik duygumuz ve bütün psikolojimiz dönüşümüne girer. Öyleymiş, yanlış okumamışım. Bu perspektiften bizler maneviyatını arayan dünyevi yaratıklar değil. Bak, bu perspektiften bizler maneviyatı arayan dünyevi varlıklar değil, gerçek doğamızı keşfetmeyi amaçlayan manevi varlıklarız. Ne kadar güzel. Bizim aslımız zaten manevi. Özümüz manevi. Önce ne yaratıldı? Önce ruh. Sonra beden. Önce hakikatimiz vardı, sonra cismaniyete büründük. Bu anlamda diyor, biz maddi bir varlık olup maneviyatı aramıyoruz. Zaten kendi doğamıza ulaşmaya çalışıyoruz. Çok doğru, çok güzel. 66. sayfa. Dünyada tatmin aradığımız ölçüde bilinçli ya da bilinçsiz olarak hepimizin aradığı hedefi barındıran kendi kalplerimizin içini araştırmayı unuturuz. Dünyada tatmin aradığımız ölçüde, bilinçli ya da bilinçsiz olarak,
hepimizin aradığı hedefi barındıran kendi kalplerimizin içine araştırmayı unuturuz. Devam ediyoruz. ...74. sayfa... Özgürlük nedir? Neye özgürlük denir? Güzel bir cevabı var burada. Batı toplumu bireysel özgürlüklere büyük değer atfeder. Ancak birçoğu için bu özgürlük kendi yanlış yönlendirilmiş meyillerini izlemekten ibarettir. Paradoksal olarak aslında manevi disipline tabi olma gerçek özgürlüğün başlangıcıdır. Çünkü nefsin zulmünden kurtuluşun başlangıcıdır. Paradoksal olarak aslında manevi disipline tabi olma gerçek özgürlüğün başlangıcıdır. Çünkü nefsin zulmünden kurtuluşun başlangıcıdır. Hemen altında nefs-i mutmainnenin huzuru dünyanın fani ve sürekli değişen eşyası yerine Allah Celle Celaluhu için çabalamaktan gelir. Nefs-i mutmainne derecesi hakikati anlamaya başladığımız aşamadır diyor. Devam ediyoruz. 77. sayfa. Nefsin gizli kötülükleri ve hastalıklarından birisi takdir edilme aşkıdır. Hepimizde var bu. İtiraf edelim. Takdir edilmeyi istiyoruz, seviyoruz. Nefsin gizli kötülükleri ve hastalıklarından birisi takdir edilme aşkıdır. Kim ondan bir damla içerse göz açıp kapayıncaya dek 7 kat gökten 7 kat yerin merkezine doğru düşecektir. Bu hastalığın semptomu nefsin övgüden yoksun kaldığında tembelliğe ve lakaytlığa düşmesidir. Vallahi hastayız. Cenab-ı Hak bize şifa versin. Bu hastalığın semptomu nefsin övgüden yoksun kaldığında tembelliğe ve lakaytlığa düşmesidir. Hastayız abi. İtiraf. Cenab-ı Hak şifa versin. Hastalığı itiraf etmeden şifa olmaz. 79. sayfadan bir yer. İnsanla Allah Celle Celaluhu arasındaki en kalın perdeler, irfan sahibi kimsenin irfanı, ibadet edenin ibadeti ve dindarın dindarlığıdır. Bayezid-i Bestami Hazretleri'nin sözüymüş bu. Niçin söylüyor bunu? Yani insanoğlu diyor, eğer ben bildim, ben oldum, ben var ya ben, bu benbenciliği bırakamazsa, o zaman diyor bu ilimler bile, Allah'ı bulmak için kendisine verilmiş şeyler bile, onunla Allah arasında perde olur. İnsanla Allah Celle Celaluhu arasındaki en kalın perdeler, irfan sahibi kimsenin irfanı, ibadet edenin ibadeti ve dindarın dindarlığıdır. Evet, devam ediyoruz. Burada yine ilginç bir şey öğrendim diyelim. 82. sayfa. İsrailoğulları çölde açlıktan öleceklerinden şikayet ettikleri zaman, biliyoruz bu hikayeyi, Kur'an'da geçiyor, kıssayı. Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya onları beslemek üzere gökten bıldırcın yağdıracağını bildirmişti. Ancak İsraillerin bir defada yalnız bir günlük ihtiyaçları kadar toplamaları gerekiyordu. Bu onların disiplinlerinin ve Cenab-ı Hakk'ın razık olduğuna olan imanlarının sınanmasıydı. Bazıları fazla bıldırcın eti toplayarak ertesi güne sakladığı zaman etler çürüyor ve kurtlanıyordu. Bu olay ruhun hediyelerine karşı açgözlülük gösterme ve aşırı gitmenin tehlikelerine dair canlı bir uyarıdır. Yani Cenab-ı Hak Rezzak. Bu Rezzakiyetinin de tecellisi tekrar tekrar vermekle gözüküyor. Ama stokçuluk ne yapıyor? Depolamak ne yapıyor? Bir ölçüde emniyetsizlik hissi veriyor. Ve o belki de fıtri yasaya uyumsuzluğundan dolayı da stokçuluğun, depoculuğun meşrusunu ayıralım da nameşru bir şekilde yapılanın diyelim. Haram bir şekilde yapılanın. Hem sosyal hayatı hem kişinin hayatına zarar verdiğini biliyoruz. 85. sayfadan kalp şefkat ve hizmetle açılır. Kalp şefkat ve hizmetle açılır. Şeyh Muzaffer Efendi sürekli olarak
her bir tebessüm ve her bir şefkat dolu sözün kalbi yumuşattığını, her bir incitici söz veya da eylemin ise kalbi katılaştırdığını söylerdi. Aslında eylemlerimizin bizi aşan yansımaları vardır, diyor, devam ediyor. Boğazım hala düzelmedi yahu. Ne oldu bana? Nazar mı ettiniz, ne yaptınız? 90. sayfa. Diyor ki burada, ha bak güzel bir hikaye yine. Adamın biri çok güzel bir kıza sevdalanır. Sonunda ölümsüz aşkını en güzel sözlerle ilan eder. Aşkını kız sözünü kesene kadar ona anlatır da anlatır. Kız, sözleriniz çok tatlı. Ancak kız kardeşim arkadan geliyor. Benden çok daha güzel. Eminim onu bana tercih edersiniz demiş. Bunun üzerine adam güzel kız kardeşi görmek için başını çevirince kız ensesine ani bir şamar indirir. Az önce ölümsüz bir aşkla yanıp kül olduğunu söylediğini sanıyordum diye haykırır. Daha güzel bir kızdan söz eder etmez onu görmek için benden yüzünü çevirdin. Sen aşkın anlamını bile bilmiyorsun. Burada tövbeye dair, 91. sayfa tövbeye dair güzel bir izah var. Tövbe, kendini suçlama ve bu aşamadan önceki pişmanlıktan çok farklıdır. Tövbede hata yaptığımızı anlar ve bir daha asla yapmamaya yemin ederiz. Samimi tövbenin 3 yönü vardır. Bak, samimi tövbenin 3 yönü vardır. Neymiş? Geçmişten tövbe, hatalarımızı kendimizi haklı çıkarmaya gayret etmeksizin ya da mazeret bulmaksızın açıkça görebilmektir. Bu geçmişten tövbe. Hali hazırdan tövbe, geçmiş hatalarımızla zarar verdiğimiz kişi ve eşyanın zararını telafi etmektir. Helallik istemek olabilir, ödemek olabilir eğer gaspta bulunmuşsak mesela. Bu da hali hazırdaki tövbe, yani fiiliyatla gidermeye çalışıyorsun zararını. Gelecekten tövbe ise o hatayı bir daha asla tekrarlamamaya yemin etmektir. Biz genelde tövbe deyince gelecekten tövbeyi anlıyoruz. Halbuki hali hazırda da onun fonksiyonu var. Gelecekten tövbe ise o hatayı bir daha asla tekrarlamamaya yemin etmektir. Allah Celle Celaluhu'nun tövbemizi kabul ettiğinin işareti ise geçmişte bize çok çekici gelen şeylerin aldık çekici gelmemesidir. Allah Celle Celaluhu'nun tövbemizi kabul ettiğinin işareti ise geçmişte bize çok çekici gelen şeylerin artık çekici gelmemesidir. Cenab-ı Hak kalbimizden o baştan çıkarmayı çıkarıp atmıştır. Yani güzel tövbenin, tevbe-i nasuhun tesiri o günahtan vazgeçmek, onun içimizdeki aşkının bitmesi, ona rağbetimizin kırılmasıyla kendini gösteriyormuş. Cenab-ı Hak bizi de öyle tövbelere ulaştırsın, nasip eylesin, alışkanlık haline gelmiş günahlarımızdan kurtarsın inşallah. 94. sayfa. Nefsin aşamalarından bahsediyor burada. Gelişim aşamalarından bahsediyor ve bir tehlikeden bahsediyor. Bu aşama nefsin gelişimindeki en tehlikeli aşama olabilir. İlk kez gerçek manevi tecrübeler ve idrak sergileme yeteneğine sahip olunur. Ancak eğer bu tecrübeler ve idrak ego süzgecinden geçerse aşırı derecede kibir vücuda gelir. Bu durum yaratıcı sanatçılar, yazarlar, müzisyenler ve bilim adamları arasında da görülür. Böyle kişiler ilham halleri veya yaratıcı patlamalar yaşayabilirler. Nefs-i mülhimeden bahsediyor burada, hatırladım şimdi. Nefs-i mülhime, yani ilham alıcı nefis, ondan bahsediyor. Böyle kişiler ilham halleri ve yaratıcı patlamalar yaşayabilirler. Buradaki tehlike ilhamın kaynağının kendileri olduğunu sanmalarıdır. Buradaki tehlike ilhamın kaynağının kendileri olduğunu sanmalarıdır. Demek ki nefs-i mülhimenin tesirleri sadece müminlerde değil, fasıklarda da görülebiliyor. İşte istidraç diyoruz ya, nasıl evliyanın kerameti var, dalalet ehlinde istidracı var. Adam hiç kimsenin aklına gelmeyecek şeyler buluyor. Yeteneklere sahip. Sözler söylüyor diyelim böyle, hiç kimsenin aklına gelmeyen. Bu ne?
Bu onun ilhamını şerre kullanması. Allah ona da bir ilham vermiş ama o bunu şerre kullanıyor. Kendisinden sanıyor bir de üstelik. İşte iki makamın ayrımını buradan görebiliriz. Evliya, keramet olsun, ilham olsun, böylesi ondaki halleri, üstün halleri Allah'ın fiili olarak okurken, onun kendi üzerinden tezahürü olarak okurken, fasık bunu kendisinin malı olarak okur. Ben başardım, ben ettim, benim gücüm, ben yaptım. Karun gibi. Bu bana ilmimle verildi. Kur'an'daki ifadesiyle, kısa bir mealiyle. Bu bana ilmimle verildi. Yani ben yaptım demek istiyor. O hale gelir. Terapistler ve mürşitlerin büyük kısmı kibirlenme, ün ve istikbal arzusu sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalırlar. Psikoruhsal rehberleri değerlendirirken, kendi sezgilerimizi ve ayrımcılık yapmama gücümüzü ve gerçeği sahtesinden yetenekliyi şarlatandan, alimi yarı bilgiliden ayırma ferasetimizi kullanmalıyız. Ne güzel. Bu aşamaya özgü bir tehlike de insanların eğitimlerini tamamladıklarına, daha fazla manevi eğitime ihtiyaçları kalmadığına inanmalarıdır. Yani nefs-i mülhimeye çıktı mı, tamam diyor ben uçtum oldum. Vardır yani Mehdi sanan, kendini müceddit sanan, imam sanan, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye rahmetullahi aleyh denk tutan hocalar vardır böyle. Duymuşsunuzdur siz de. Onunki sözse benimki de söz diyor falan. İşte bu arızalı tipler nereden çıkıyor? Makamında boğuluyor. Çıktığı yerde şaşırıyor kendisini. Kaldıramadığı için o makamı şaşırıyor kendisini. Bu aşamaya ulaştıklarında tamamen aydınlanmış hale geldiklerine karar veren, birçok karizmatik fakat yanlış yolda olan manevi kendisini manevi mürşid ilan etmiş kişiler vardır. İşte sahte şeyhler, sahte mürşidler, sahte hocalar buradan çıkıyor. Cenab-ı Hak yolumuzu onlarla kesiştirmesin, onlardan bizi uzak eylesin. Onların belasını da ümmetten uzaklaştırsın. 100. sayfa. Eğer diyor nefsi marziye tabakasına çıkarsak dünyayı bütün ve birleşik olarak görürüz. Dünyayı bütün ve birleşik olarak görürüz. Gerçek insanoğlu oluruz. Nefs-i marziye budur diyor. Artık maddi arzularımızla manevi arzularımız arasında ayrılık kalmamıştır. Artık maddi arzularımızla manevi arzularımız arasında ayrılık kalmamıştır. Bu aşamada gerçek bir batini birlik ve bütünlüğü gerçekleştiririz. Dünyayı bütün ve birleşik olarak görürüz. Tam okuyayım bari yarım kalmasın. 102. sayfa. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden bir temsil aktarıyor burada. Rumi'nin deyişiyle kırık bir aynanın aynı görüntüsünün birçok farklı yansımalarını yansıtması gibi, Rumi'nin deyişiyle kırık bir aynanın aynı görüntünün birçok farklı yansımalarını yansıtması gibi dünya bir çokluk içinde görünür. Kime? Bizim gibi aynası kırıklara dünya çokluk içinde görünür diyor. Eğer aynadaki kırıkları onarırsak ve yeniden eski haline getirirsek o zaman tek bir görüntüyü yansıtacaktır. Bu dünyadaki çokluk, karışıklık, içinden çıkamayış bizim arızalarımız, sorunlarımız diyor aynamızın kırıklığından. Kırıklar geçti mi görüntü netleşir. Zaten ulemamızın, asfiyamızın, evliyamızın anlattıkları dünya ile bizim dünyamız arasındaki ayrım da zaten bunun böyle olduğunu gösteriyor. Onlar neler söylüyor, biz neredeyiz? Cenab-ı Hak ayaklarımızı en azından onların izlerinden ayırmasın. Bu da ilginç bir şey. 114. sayfada bedenimizi oluşturan atom altı partiküller bir zamanlar yıldızların parçalarıydı. Gelecekte neye dönüşeceklerini kim bilebilir? İşte ahirete iman etmek için fiziksel bir şey. Ya bir zamanlar sen bir yıldızın parçasıydın. Gelecekte ne olacağını nereden bilebilirsin ki? Bu ihtimallere nasıl kapanabilirsin ki? Cenab-ı Hak seni yıldızdan yaratmışsa, bir zamanlar yıldız olan parçalardan yaratmışsa, senden de cennet, cehennem, başka alemler yaratabilir. Güzel şeyler bunlar. Severim. Evet, 120. sayfa. Bu bir olaymış ama nerede geçiyor onun kaynağını vermemiş.
Örneğin genç bir adam arabasının altında tamir yaparken kriko kaymış ve araba üzerine düşmüştü. Onun yardım çığlıklarına koşan annesi arabayı tuttuğu gibi kaldırdı ve oğlunu kurtardı. Gazetecilerin isteği üzerine arabayı tekrar kaldırmaya çalıştığı zaman yerinden kımıldatamadı bile. Bunu biz şeyden biliyoruz. Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda o mermiyi kaldırıp koyması. İki kişinin, üç kişinin kaldıramadığı mermiyi tek başına kaldırıp koyması. Sonra tekrar yap dediklerinde yapamaması. İşte onu diyor insan diyor manevi derinlik anlarında, konsantrasyon anlarında ulaşamadığı güçlere ulaşabilir. Allah'ın bahşi ile. 126. sayfadan bu çok güzel bir ifade bak. Her iki aşırılık da böyle bir yerden başlayayım. Manevi bakımdan zararlıdır. Yetersiz aktiflik eğilimi yani tembellik manevi yolun yolcusunun en büyük düşmanlarından birisi olan tembelliğe dönüşebilir. Bu gibi insanlar günlük ruhsal ve dinsel faaliyetlerini icra etmekte zorlanırlar. Tembel insanlar diyor. Yani ibadet etmekte zorlanırlar. Hiperaktif kişi ise, bu da çok aktif, tefekkür ya da murakabeyi neredeyse imkansız bulur. Duramaz ki, duramıyor. Tefekkür ve murakabeyi neredeyse imkansız bulur. Kendi içlerinde gizli olan Allah Celle Celaluhu'nu bulmak için yeterince yavaşlayamazlar. Kendi içlerinde gizli olan Allah'ı Celle Celaluhu bulmak için yeterince yavaşlayamazlar. Batı kültürünün en büyük eğilimlerinden birisi, çok dikkat arkadaşlar, Batı kültürünün en büyük eğilimlerinden birisi aşırı aktifliktir. Etrafımız hızlı yaşayan bir toplumla çevrilidir. Yavaşlamak ve huzurda kalabilmek için bilinçli bir çaba göstermek zorundayız. Değil mi yani? Evet. Asıl bugünkü fitne hareketten çıkıyor. Sosyal medya, cep telefonu, internet, şu bu sürekli olay, tweet atmış, resim paylaşmış, onun başına bu gelmiş, şuna şu olmuş. Duramıyoruz ki bir de kendi derdimize bakalım. Duramıyoruz yani. Ölüm geliyor, bak hayat geçiyor, ölüm geliyor. Nerede onun sorusu, nerede onun tedbiri? Hala aklımız şeyde, ne oldu? İşte Amerika'nın elçilerine şey yaptık, onlar böyle yaptı. Aferin falan filan. Böyle devam ediyoruz yani. Ben de öyleyim. Allah bizi kurtarsın. 129. sayfadan kibirliye kendini beğenene karşı onun gibi muamele edeceksin. Ha, önünden geleyim bunu. Bir akşam Şeyh Muzaffer Efendi tevazu ve hizmet hakkında konuşuyordu. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızın önüne koyma ve başkalarına karşı daha duyarlı ve daha şefkatli olma konusunda belagatlı bir konuşma yaptı. Sonra birisi sordu, kibirliğe karşı ne yapacağız? Kibirliğe de hizmet edebilir miyiz? Şeyh Muzaffer Efendi yerinden doğruldu ve güçlü sesini yükseltti. Kibirliğe kendini beğenene karşı onun gibi muamele edeceksin. Bak, kibirliğe kendini beğenene karşı onun gibi muamele edeceksin. Onlara tevazu ile muamele etmek tıpkı onları zehirlemek gibidir. Yalnızca kibirlerini besler. Evet, burayı da geçelim. Burada güzel cümleler var 132. sayfada. Sadece o cümleleri çizdiğim yerleri okuyayım, paragraflarını okumayayım, hızlı geçeyim. Ben bir bedene sahibim ama ben yalnızca bedenimden ibaret değilim. Ben duygulara sahibim ama yalnızca duygularımdan ibaret değilim. Ben bir akla sahibim ama yalnızca aklımdan ibaret değilim. Ben bir egoya sahibim ama ben yalnızca benliğimden ibaret değilim. Ben bir kalbe sahibim ama yalnızca kalbimden ibaret değilim. Ben bir manevi merkeze sahibim ama yalnızca manevi merkezinden ibaret değilim. İlâ ahir devam ediyor burası. Bu bahis şey, bir tür egzersiz olarak bunu Robert Frazier tavsiye ediyor. Bunu kendinize söyleyin diyor. Tasavvufi egzersiz. Devam ediyoruz. Kitabın 138. sayfası. Ha bak, güzel bir yer burası da. Şuradan okuyayım öncesinden. Hmm.
zengin ve nüfus sahibi bir adam çok sayıda seçkin konuğu ziyafete davet etti. Konuklar arasında iyileştirme gücüyle tanınan bir sufi şeyhi, bir de Fransa'da eğitim görmüş bir doktor olan sağlık bakanı vardı. Yemekten sonra ev sahibinin kızının aniden başı dönmeye başladı ve kızı yatağa yatırdılar. Ev sahibi şeyhten ona dua etmesini istedi. Şeyh de kızın yanına gitti ve onun sağlığı için dua etti. Bu durum sağlık bakanını kızdırdı ve humurdanarak bu tip hurafelere artık inanılmaması gerektiğini söyledi. Günümüzde dedi, insanları iyileştirmek için vitamin enjeksiyonları, modern ilaçlar ve başka bilimsel yollara sahibiz. Bu tip modası geçmiş saçmalıklar ilerlememizi önlüyor. Şeyh bakana döndü ve dedi ki, bugünlerde bakan üniformasını eşeklere giydirdiklerini bilmiyordum. Böylesine aptal ve cahil bir adam bırakın bakan olmayı, nasıl bir doktor olabilir? Bakan kızgınlıktan küplere bindi. Yüzü kıpkırmızı kesildi ve öfkeden konuşamaz hale geldi. Şeyh daha sonra yumuşak ve nazik bir sesle, "Bakanım, lütfen beni affedin. Bu aşağılayıcı sözleri yalnızca bir hususa işaret etmek için söyledim. Görüyor musunuz, yüzünüz nasıl kızardı? Kan damarlarınız şişti, nabzınız hızlandı ve adrenalin düzeyiniz tavana vurdu. Bütün bunlara birkaç söz neden oldu. Eğer sıradan sözler bu gibi fiziki değişimlere neden olabiliyorsa, belki de Allah Celle Celaluhu'nun kitabından gelen ilahi sözler de fiziki iyileşmeye yardımcı olabilir. Bu kadar ya, hani tam isabet. Sözlerin hayattaki tesirini görüyor muyuz? Ya bütün işlerimiz neredeyiz? Zaten sözlerin tesiri üzerine dönüyor. Güler yüz, işte sevecenlik falan, üslup. Eğer iş yaptıracaksak sert şekilde söylemek, net şekilde söylemek. Bunlarla iş çeviriyoruz. Ondan sonra da ya iyileştirir mi? Arkadaş o kadar iş yapıyor bu sözler. Niye iyileştirmesin? Ki bunlar da Allah-u Teala'yı anan sözler. Onun mübarek isimleriyle, onun mübarek manalarıyla süslenmiş sözler. Senin beşeri sözlerin bu kadar tesir etsin de o sözler niye tesir etmesin? En azından ihtimal olarak. Yani bir tuhaflık yok mu bunda? Devam edelim arkadaşlar. 140. sayfadan bir cümle. Önemli rüyalar genellikle seher vaktinde gelir. 142. sayfadan bir cümle. Şefkat birlikte hissetmek anlamına gelir. Burası da güzel. Eski bir deyişte olduğu gibi bir veli ile karşılaşan hırsızın bütün gördüğü onun cepleridir. 144. sayfa. Dünya bize unutturmak üzere dizayn edilmiştir. Bizim işimiz ise hatırlamaktır. Tabii tasavvuf meşrepler böyle söyleyebilir ama biz nurcular olarak diyoruz ki hayır. Dünya aslında ayetlerle bezelidir. Yeter ki biz onları görebilecek teyakkuza, uyanıklığa erişelim. O zaman Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle dolu olduğunu göreceğiz, bileceğiz kainatın. Bize hep Allah'ı hatırlatacak. 146. sayfa. Musa aleyhisselamın asasının yılana dönüşmesi. Meselinde ilginç bir hikmet görmüş Robert Frazier. Onu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hazreti Musa'nın aldığı en büyük derslerden birisi yalnızca Allah Celle Celaluhu'ya güvenmektir. Kur'an'ın bize bildirdiğine göre Hazreti Musa ilk kez Allah Celle Celaluhu ile konuştuğunda Cenab-ı Hak ona sağ elinde ne olduğunu sordu. Hazreti Musa şöyle cevap verdi aleyhisselam. Bu benim asam. Ona dayanırım. Koyunlarıma yiyeceği ağaçlardan onunla indiririm. Daha birçok işte kullanırım. Ayetleri okuyanlar hatırlamıştır. Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya asasını yere atmasını emretti ve yere düşer düşmez asa bir yılana dönüştü. Böylece Hazreti Musa'ya Allah Celle Celaluhu'dan başka hiç kimseye dayanmaması ya da güvenmemesi gerektiği öğretildi. Bak en güvendiği şeylerden, eşyalardan birisi asasıydı. O asasını Cenab-ı Hak yılan yaptı. Musa aleyhisselam da korktu, geriledi. Kur'an'da da anlatılıyor bu. Bak orada ne ders varmış? Bak buna bile güvenme, yalnız Allah'a güven. Çok güzel, çok güzel bir okuma. Elhamdülillah.
147. sayfada gerçek sadaka yalnızca para vermek değil, başkalarına gerçekten ihtiyaçları olan şeyi vermektir. Gerçek sadaka yalnızca para vermek değil, başkalarına gerçekten ihtiyaçları olan şeyi vermektir. Devam ediyoruz. Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin güzel bir duası. Ey Rabbim, olduğum gibi görünmemi sağla. Eğer yapmazsan lütfen göründüğüm gibi olmama izin ver diye dua edermiş diye naklediyor. Burada bir kıssa da var o konuyla ilgili ama onu geçmek zorundayım. Vakit azaldı. 150. sayfa. Birçok mürit mürşidinin mükemmel olduğunu düşünmekten hoşlanır. Çünkü bu yapay olarak onların öz saygınlık duygularını şişirebilir. Çünkü mükemmel bir mürşidin müritleri de çok özel olmalıdır. Ancak bu yaklaşım tıpkı bizler gibi kendi batini sınırları ve kusurlarıyla mücadele etmek zorunda olan mürşitler için zararlıdır. Yani mürşidi büyütmek, parlatmak bir anlamda diyor müridin kendi egosunu da besliyor. Öyle bir mürşidin talebesi de böyle olur. Var mı? Hepimizde var. Yani her meşrebin mensubunda kendi mürşidini daha da yüksekte görmeye çalışmak var. Bu diyor ama biz manevi yaralarımızdan kurtulmaya çalıştığımız için, nefsimizin zararlarından sakındığımız için bu diyor tehlikeli de olabilir. Niye? Kendini de şişirdin çünkü. Egonu kol gibi yaptın, büyüttün. Biz var ya biz falancanın talebeleriyiz. Herkes bizim gibi olamaz. Buraya geldiysen arızaya geldin sen diyor. Bu yanlış olur. Elhak doğrudur. Cenab-ı Hak bizi öyle olmaktan korusun. Kitabın 157. sayfasına geldik arkadaşlar. Sadece konuşup dinlenilen tasavvuf içi boş sözlerden ibarettir. Tasavvufu da asıl olan uygulamaktır diyor. Ancak uygulamaya koymadan tasavvuf olmaz. Sadece konuşup dinlenilen tasavvuf içi boş sözlerden ibarettir. Tasavvuf tıpkı psikoterapi gibidir. Ancak geleneksel psikoterapinin hedefi nevrozlu kişilik özelliklerini ortadan kaldırmak ve bireyin topluma adapte olmasına yardımcı olmaktır. Tasavvuf uygulamasının hedefleri ise negatif kişilik özelliklerini değiştirmek ve kalbi açmak ve içimizdeki derin irfanla temas kurarak Allah Celle Celaluhu'ya yakınlaşmaktır. Birisinin hedefi manevi, birisininki maddi, birisi seküler amaçlı. Yani dünyada işi görülsün insanın diye düşünüyor. Ama diğeri o insan o kapılardan Allah'a ulaşsın diye uğraşıyor. Birisi yaralardan bu dünyaya iniyor, diğerisi yaralardan öteki tarafa geçiyor diyelim. Oruçla ilgili güzel bir tefekkür var 158. sayfada. Orucu bu kadar özel kılan nedir? Neden Allah Celle Celaluhu bu ibadeti doğrudan ödüllendirir? Ya da neden Allah Celle Celaluhu orucu ödüllendirir? Tek bir nedenle, oruç özünde özeldir. Kişiyle Allah Celle Celaluhu arasındadır. Bu dünyada başka hiç kimse sizin oruçlu olup olmadığınızdan emin olamaz. Ve hiç kimse dişinizi fırçalarken ya da gargara yaparken bir yudum suyu yutup yutmadığınızı söyleyemez. Yalnızca Allah Celle Celaluhu ve siz bilirsiniz. Ego oruca diğer faaliyetlerinize olduğu kadar kolay müdahale edemez diyor. İlginç bir noktaya dikkatimizi çekiyor Robert Frazier. 159. sayfa. Tıpkı büyücünün gerçekte kim olduğu anlaşıldığında olduğu gibi nefsi ne kadar çok fark edersek o kadar güç kaybeder. Burada bir filmden özet ver şeyi yaptı. Anlatımda bulundu. The Wizard of Oz, Avustralya büyücüsü filminden bir şey naklediyor. Orayı da okuyayım ya. Eğer nefis inşa olursa bu gücünü büyük ölçüde yitirir. Nefis The Wizard of the Oz, Avustralya büyücüsü filmindeki büyücü, wizard gibidir. Büyücü bir şarlatandır ve bir perdenin arkasında saklanarak gören herkesi korku ve dehşeti düşüren büyük bir başı hareket ettirmektedir. Gerçek yüzü keşfedildiği zaman da büyük başın ağlamasını sağlar. Perdenin ardındaki küçük adamı önemsemeyin. Nefs de gerçekte olduğundan çok daha büyük ve güçlüymüş gibi davranır. Tıpkı büyücünün gerçekte kim olduğu anlaşıldığında olduğu gibi
Nefsi ne kadar çok fark edersek o kadar güç kaybeder. Nefsi ne kadar çok fark edersek o kadar güç kaybeder. Ne kadar yokmuş gibi davranırsak o kadar güçleniyor demek ki. Bu da ilginç mesela. Burayı da okuyayım ya. Artık belki de burayla bitiririz. Bir başka düzeyde oruç nefsi güçsüzleştirir. Çünkü bedenimizin enerjisi azaldıkça nefsin de enerjisi azalır. Yani nefs bedenle çok sıkı bağlıdır. Ve oruç tuttuğumuzda aktivitesi azalır. Boşa harcayacak enerjimiz yoktur. Yılın geri kalan kısmı boyunca birçoğumuz oturacak ve 1-2 saat çalışacak ve hareket etmeye ihtiyacı duyduğunda bir kahve alacak, birileriyle konuşacak ya da yiyecek bir şeyler almak için dışarı koşacağız. Yeni ve ilginç şeyler bulmak için hep işimize ara veririz. Zorlayıcı derecede aktif olduğumuz için herhangi bir şeye konsantre olmakta güçlük çekeriz. Genellikle kendimizi meşgul etmek için her tür önemsiz projeye dalarız. Normalde böyleyiz diyor. Oruç esnasında ise çoğunlukla elimizdeki işle sınırlı kalırız. Koşturarak çalışma ya da yarım düzine işi aynı anda yapmaya çalışmak amacıyla etrafta koşuşturmaya yetecek enerjimiz yoktur. Yani oruç bize durmasını öğretir diyor Robert Frazier. Ki buna da ihtiyacımız var diyor, hareketin sarhoşluğundan kurtulmak için. 160. sayfa. Oruç bizi Allah'ı zikretmeye teşvik eder. Gün içinde hem her yeme ya da içmeyi reddedişimizde, bak burası önemli, telaffuz hatalarıma şey yapmayın. Gün içinde her yeme ya da içmeyi reddedişimizde Allah Celle Celaluhu hatırlama ve Allah Celle Celaluhu rızası için şu anda yemeyecek ve içmeyeceğim deme fırsatı doğar. Yani oruçlu diyor, yemeyeceğini içmeyeceğini her hatırladığında aslında Allah'ı hatırlamış oluyor. Bu bir zikir. Yani oruç günü zikre çeviriyor, zikrullah'a çeviriyor. Bu hatırlama ve onun için bir fiil yapma, bir terk edişte bulunma. Bu asıl zikrullah'ın özü bu zaten. Zikrullah anmak demek, Allah'ı anmak demek. Oruçta da bu mana var diye çok güzel bir okuma yapmış Robert Frazier. Allah razı olsun. 162. sayfa. Benim tarikatımda kurucumuz halvette bulunan dervişlerin günlerini okuma ile ya da karma karışık manevi ibadetlerle geçirmemeleri gerektiğini söyler. Hiçbir şey yapmak zorunda değildiler. Bunun yerine Allah Celle Celaluhu'nun huzurunu daha derinden idrak etmeye çalışmalıydılar. Esasen 40 gün boyunca Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda kalmaları gerekiyordu. Bu kolay bir iş değildir diyor. Böyle bir pratiğin tehlikelerinden biri, bunun sonucunda daha gururlu hale gelme eğilimi taşımasıdır diyor. Böyle bir dramatik pratikte en azından kendi içinden evet ben 40 gündür halvetteyim. Peki sen ne yapıyordun demek kolaydır. Yani adam diyor kibire kapılabilir, bana ben halvet yaptım ya. Bak 40 gün hiçbir şey, Allah'tan başka hiçbir şeyle meşgul olmadım. İbadet ettim, zikrettim. Ben oldum yani, kim yapabilir bunu benden başka? Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin öyle olmaktan. Evet. Güzel bir cümle var. Bir dervişin cevabı. Beni kendilerinden daha değerli görüyorlar diyor arkadaşlarım, diğer dervişler. Beni kendisinden daha iyi gören herkes aslında benden daha iyidir. Burada yine güzel bir hikaye var ama okuyamayacağım. Atlamak zorundayım. Az vaktimiz kaldı. 169. sayfada. Uyulamayacağını bildiğiniz zaman öğüt vermeyin. Güzel bir cümle. Uyulamayacağını bildiğiniz zaman öğüt vermeyin. 171. sayfada. Başlangıçta sanki zikir yapıyormuş gibi hareket edersiniz. Sonra zikir çekersiniz. Sonunda da zikir sizi çeker. Elhamdülillah. İnşallah onlardan oluruz. Bütün peygamberler, 177. sayfa. Bütün peygamberler Allah Celle Celaluhu'dan öğrendikleri zaman talebeydiler. Her mürşidin diyor hali talebeliktir. Bir ilginç bir şey. Eksersiz, bu kelime burada hep böyle kullanılmış. Ekser, eksersiz, egzersiz, G ile biliyoruz biz. Ya bir bul değiştir kazası olmuş ya da özellikle bu kullanım tercih edilmiş. Eksersiz, ben hiç böyle yazan görmemiştim başka. Egzersiz, G ile yazılıyor genelde.
Evet. Burada 181. sayfada tesettürü eksik söylüyor. Kadınlar ise boyunlarından el ve ayak bileklerine kadar örtülü olmalıdır. Yani başı saymıyor. Bana ilginç geldi. Onları çizmişim ama çok da önemli bir şey de değil arkadaşlar. 184. sayfa. Allah Celle Celaluhu ne kadar ihtiyacımız olduğunu fark ettiğimiz zaman, Allah Celle Celaluhu'ya ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu fark ettiğimiz zaman Allah ile en derin teması kurarız. İhtiyaç üzerinden Allah'la diyor en derin teması kurarız. Ki bu da Risale-i Meşrebi'nde aciz fakir bilinci olarak yerleşiyor. Bizde de elhamdülillah o bilinç mürşidimizin ikazıyla bir parça olsun oluştu, oluşacak. İnşallah gelişecek diye umuyoruz, diliyoruz. Bu da ilginç bir hikaye ama işte bununla bitirelim ya da. Genç bir adam bir şeyhe talebe oldu ve ona tuvaletleri temizleme görevi verildi. Zengin bir doktor olan annesi şeyhten oğluna başka bir görev vermesini istedi ve etrafı temizlemeleri için de 12 Etiyopyalı köle gönderdi. Şeyh şöyle cevap verdi. Sen bir hekimsin. Eğer oğlunda safra kesesi iltihabı olsaydı ilacı oğluna vermek yerine Etiyopyalı köleye mi verirdin? Yani ben diyor onu eğitmeye çalışıyorum diye maksadım temizlik değil ki. Çok güzel bir şey. Bu da güzel mesela 192. sayfadan. Fiziki hastalıkta kişinin kendi kendisine teşhis koyup tedavi etmesi ya da doktordan doktora koşması ve bir doktorun verdiği tedaviyi diğer doktorların verdikleriyle birlikte uygulaması aptallıktır. Yani bir doktora gidersin onun tedavisini denersin. Birkaç doktora birden gitmezsin diyor. Yoksa tedaviler karışır etkileri de azalır. Belki birbirleriyle uyuşmayan ilaçlar verir o doktorlar size. Faydası görülmez. Bu nedenle her bir dervişin tek bir şeyhi vardır. Her bir dervişin tek bir şeyhi vardır. Bütün manevi öğretilerde bu var arkadaşlar. Bazen nurculara da bu konuda serzenişler bulunanlar oluyor. Yani işte Risale-i iktifa etmek ne demek falan. Ben bunu meslek olarak düşünüyorum. Yani Risale-i mesleği var, bunun kuralları var, eserleri var. Meslek olarak, yöneliş olarak oraya hasretmeniz lazım gayretinizi. Başka kitap okumayın mı demek bu? Bence değil. Başka kitap da okuyabilirsiniz ki nur talebeleri de okuyorlar. Başka şeyh de dinleyebilirsiniz. Veya başka bir hocadan da ders alabilirsiniz. Ama mesleğiniz bu olacak. Girdiyseniz, faydasını görmek istiyorsanız bu meslekte devam edin. Ben hem fizikçi olayım, hem matematikçi olayım, hem kimyacı olayım, hem doktor olayım. Olabilir mi böyle bir şey bir insan için? Mümkün değil. Aynı onun gibi de ya nurcu olacağım, ya Allah kabul etsin, kadir olacağım, ya nakşibendi olacağım, ya işte şazeli olacağım, ya işte halveti olacağım, cerrahi olacağım. Allah hepsinin mürşitlerinden razı olsun. Hepsinin müritlerini yollarında devamlı eylesin, sebat versin. İstikametten ehl-i sünnet vel cemaat yolundan ayırmasın. Ama hepsi birden olmaz. Olamazsınız. İnsan sınırlı bir canlı. O yüzden mesleğinle iktifa etmen lazım, faydasını görmen için diyor burada. Evet. Burası devam ediyor. Daha fazla uzatmayayım, sizi de sıkmayayım. Bir saat diyoruz, bir saatte bitirelim. Uzattığımız da oldu ama bu sefer uzatmamayı tercih edeceğim. Son sayfadan bir şey söyleyip onunla da bitireyim. Kitabın 229. sayfasında. Kalbimizi hatırlamak biz olmaktır. Kalbimizi hatırlamak biz olmaktır diyelim. Biz de bununla vedalaşalım. Arkadaşlar kitap çok faydalı. İçinde güzel bilgiler var. Şu açıdan da kıymetli. Bir Amerikalı Harvard mezunu, Amerikalı bir profesörün tasavvuf ve tarikat hakkındaki üstelik psikoloji uzmanı. Yani bu tasavvufun hitap ettiği alanın uzmanı. Seküler anlamda uzmanı. Hani şifa mı veriyor, zehirliyor mu? Bunu tayin etme şeyi de var onda. Seküler mesleği icabıyla bu yeteneğe de sahip. Onun o konudaki görüşleri, beyanları, istifadeleri bu kitapta mevcut. Kitabı tekrar şöyle bir göstereyim. Gelenek Yayınlarından Kalp, Nefs ve Ruh. Yani bunu okuduktan sonra acaba bunu hani İsmail Saymaz biliyor mudur? Bak bu kadar tarikatta, tasavvufla uğraşıyor bu herif. Adı İsmail, içi Robert. Bunun ismi Robert, içi İsmail. Cenab-ı Hak ne diyelim, ona da bir hidayet versin yani. Artık bu tasavvufun, tarikatın peşini bıraksın.
gücü yetiyorsa küresel ağlarla uğraşsın yani. İslam alemine, dünyaya zulmeden o ağlarla uğraşsın, gücü yetiyorsa. Peki arkadaşlar, bir kitaplık da bu kadar. Ne diyelim? Daha güzel kitaplarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.